Arkadaşlar ben organik adam Emir. Yeni arılığımı tanıtıyorum size. Arılarımı güneye bakan, rüzgar almayan bir yer yaptım. Arkasından rüzgar alması imkansız. Önünden de rüzgar alması pek zor bir yer. Arılarımı böyle bir yere koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arılarım böyle. Bir tanesini açtım. İçini göstereceğim arkadaşlar. Arılarımın. Kovanın içine köpük koydum. Köpükledim. Kışın soğuktan zarar görmesin diye. İçini de bir arkaya, bir öne köpük koydum. İyice sıkıştırdım arılarımı. 2, 4, 5 çerçeve olarak kaldı. Normalde bu 9 çerçeveydi. Sıkıştırdım. 5 çerçeveye düşürdüm. Yemlerini verdim. İlaçlarını verdim. Bütün hepsi aynı arkadaşlar. Kesinlikle varroa ilaçlarını ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet. Yeni arılığım böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Arılarım da mutlu. Hepsi vızıl vızıl. Çalışıyorlar. Kızlarımız çalışıyor hepsi de. Evet. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Böyle güzel. Bakımı kolay. Yer düzgün. Rüzgar almaz. Kesinlikle. Arı rüzgar ve rutubetten korkar arkadaşlar. Rüzgar ve rutubet olmadığı için hiçbir sorun yok. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arılarımız vızıl vızıl çalışıyor. Hepsi de. Sizlerin de arılarınızı böyle yapmanızı, arılarınızı kışa hazırlamanızı, iyice sıkıştırmanızı, arıyı ne kadar sıkıştırırsan o kadar sağlıklı olur, o kadar yaşamaya elverişli olur. Yani bir profesör var, bayan bir profesör, gülerek konuşuyor, diyor ki arıyı, karıyı sıkıştıracaksın. Sıkıştırmazsan olmaz diyor. Sıkıştıracaksın ve gezdireceksin diyor. Tabii arıyı gezdirirsen bal alırsın. Gezdirmezsen bal alma şansın çok az. Devamlı gezdirmek lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yerimiz çok güzel. Milli Park'ın tepesinde, çam ormanlarının içinde rutubet yok. Hiçbir şey yok. Rüzgar yok. Rüzgar da almaz. Gayet güzel. Zarar görmez arkadaşlar. Hiçbir yerden. Evet, burası da benim çadırım. Bal sağma çadırım. Bal sağma çadırım da çok güzel arkadaşlar. Ağaçların altında. İster bal sağ, isterse gir içine uyu. Rüzgar işliyor. %90 gölgelikli çadırdan yaptım kendim. Gayet güzel. İçeriye bir rüzgar bir tarafından giriyor, öbür tarafından çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Buraya fermuar taktım. Böyle. İçeride malzemelerim var. Daha tam düzenleyemedim ama ileriki tarihte iyice düzenleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Arılarınızı mutlaka sıkıştırın. Hele hele bu dönem varroa ile mücadelede hiç ihmal etmeyin. 3 günde bir ya ilaçlayın ya da haftada bir ilaçlayın. Hiç aksatmayın. İlaç ismi veremiyorum ama
verebilirim aslında ya. Rulamet diye bir şey var. Haftada iki sefer ondan duman sıkın. Ondan sonra sürekli ilaçları değiştirin. Var var hakikaten başımızın belası çok fazla var. Ne kadar ben bir hafta ilaçlamadım. Bir hafta sonra geldim ilaçladım. Yani tabakta o kadar çok bit vardı ki ben bile şaşırdım arkadaşlar. Onun için varroa ile mücadelede asla ihmal etmeyin. Devamlı varroa ile mücadeleyi devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Aralığımız hakikaten çok güzel. Uzaktan da göründüğü gibi gayet güzel. Ağaçların arasında rüzgar almaz. Güneşi günün 8 saati kesinlikle alır. Gölge olmaz. Bu yönden çok güzel. Arkadaşlar hoşça kalın. Like atmayı unutmayın.